Hanım, tamam, hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün savurluk sizin için boş kete yapıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Boş kete yapıyoruz. Şimdi şekerim. İtina ala canı sıkılıyor. Lavabo çeşmesi değiştirir, elektrik işi yapılır. Ücretsiz gönderilir. Pazartesi geri alınır. Yoksa bugün yarın evde yandım ben. Elektrik işi bitti. Şimdi lavabo musluk. Bakın kocam bey tezgahı bölmüş. Orası onunmuş. Burası da benim tatlı yapmak için. Bak bu kadar bana, o kadar ona. Hayatım orası sen sıcaksın, tamam mı işin bitince? Tamam karıcığım. Tamam karıcığım demesi de öldü. Karıcığım deyince bir şey de diyemedim. Alacağım olsun nerede? Ne oldu? Kameralar açıkken tamam karıcığım. Çok işini biliyorsun çok. Umuyordum. Söyle bakalım. O videoda tamam karıcığım diyeceğini ummuyor mudun diyor ya. Evet ummuyordum gerçekten yani. Ne yapalım? Bazen ben de senin sesini kapatabiliyormuşum. Bazen değil, bu aralar her zaman maşallah. 21 sene sonra beni geçti. Üzümüzüme baka baka karar dedim ama fazla karardı. Ne yapalım, olacakmış. Ay bu şimdi bunu önce göreceğiniz diyorum, ben şimdi story çekiyorum, orası sen toplayacaksın böyle öf möf diyeceğim beklerken tamam karıcığım demez mi? Böyle sustum kaldım, bir şey diyemedim story'de. Çok fenasın Erdiç, koyacağım bunu da ama videoya. Gülersin, gülersin sen gülersin, sen var ya, sen çok işini biliyorsun ha. Şimdi bak kamerayı açtım fark edince. Değiştirdim bari, bitti mi işin? Bitti. Hadi bakalım. Ah, çok işini biliyor, çok. Allah'tan çok şükür Başak Burcu ki en azından böyle dağıttığı zaman toplamayı da biliyor. Aynen. Bakalım şimdi neler yapıyor. Şimdi ne işleniyorsun? Kim bilir ne işleniyor bu arada. O değiştirmiş ya. Evet. Ay gazı açık unutmuşum. Allah. Ay ya of ya. Ne oldu ya? Ay gazı değiştireceğim diye bunu arkaya aldım. Hayatım. Bunu arkaya, tatlıyı arkaya aldım. Tamam mı?
Ne yapmışım? Tatlıyı arkaya koymuşum, altını kapamışım. Bunu da açık bırakmışım. Gelmişim senin yanına. Bakın topladı çöpleri, şimdi gitti çöplerini de atma. Başak Burcu'nun bir avantajı çok titiz olması, hayatta bir işe yarım bırakmaz. Abire işlenir. Bir de yarın pazar hafta izni. He bay 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 bay. Azıcık dedikodusunu yapayım. Gitti çöplerini attı, geliyor şimdi. Bu arada dün camları silmiştim. Ama sağ olsun bugün yağmur var. Olsun ya, pazartesi bir daha silerim, artık yapacak bir şey yok. Attı çöplerini, geliyor benimki. Ben de tatlıyı aldım, arka tarafa geçirdi. Aygız'ın arka gözüne geçirdim. Sen öndekini açık bırakmışım, arkadakini de yakmamışım. Şerbet kaynasın diye bekliyorum. Of valla kafa dağınık. Öyle. Geliyor bakalım. Bizim gönlümüzün efendisi. Attın mı çöplerini? Attım hayatım. Ha, hadi bakalım. Attım ayağı attım. Telefon açık, kamera açık değil. Acaba. Başka olsa evet attım der. Ama şimdi kamera açık diye evet attım hayatım diyor. Heh, kapat ışıkları. Onu da kapat he. Tam tezgah ışığı yansın yeter. Telefonu da al. Tabii telefonsuz olmaz. Ama ben telefonu senin kadar kullanmıyorum ki. Sen kullanamazsın çünkü ben video çekiyorum. Evet, senin gibi YouTuber değilim. Diyorsun, sen de çok işini biliyorsun. Az önce beni nasıl şaşırttın ama ya. Eli dursa ayağı durmuyor. Ne işleniyor valla. Daha bugün cumartesi, pazar bir de var. Pazartesi işe gidecek. İnan ki ben bu ara işsizken sen sakın senin ikisine falan çıkma, tamam mı hayatım? Neden ki? Yoksa daha ben... iyi işte, birbirimizi daha iyi yakından tanırız. 21 seneden beri yeter yakından tanıdık hayatım. Yakından tanımak istemiyorum. Aa, sen çünkü hiç. Çok işlenirsin, beni sinir edersin. Yok, ben seni sinir etmem. Bir tanem. Sen benim hayat arkadaşımsın. Bir tanemsin. Ben seni hiç üzer miyim? Ay Allah. Erdem kapatıyorum valla. Sen beni bugün şaşırtmak için. Gerçi çok şükür. Her zaman böylesin ama bugün bir daha farklısını anlam veremedim. Allah Allah. Allah Allah. Neden ki? Neden acaba? Bilmem. Ben de bilemedim şimdi. Tatlıyı yapayım. Akşam süt fasulyesi var, pilav var. İtler Allah belki. Allah şükür. Ama şey ya, Mustafa Can hamburger görmüştü. Biraz köfte vardı. Derin dondurucudan çıkardım. Bilmiyorum. Bakarız bakalım. Bir tane hamburger mi yapsan? Aslında az önce oruçluyken televizyonda görmüş. Çok canı çekti. Kıyamadım. Ben de derin dondurucuda vardı. Ben öyle yoğurup koyuyorum ya. Evet. Oradan vardı. İşte birer tane hamburger yapsam iyi olur herhalde. Pilavı ısıtmam. Pilavı yani... Ha, pilavı ısıtmayayım. Süt fasulyesini önden yiyelim. Arkadan hamburger yiyelim. Çok alakasız oldu ama. Olur. Pilavı da yarın akşam... Yoğurt çorbası yapayım, limonlu geçen gün gibi. Limonlu yapmıştım ya böyle, naneli falan. Hatırlayamadım şimdi ama. İki akşam öncesi bitti ya. Ben hatırlayamıyorum böyle şeyler, bilmiyor musun? İşte yaramadı, hiç hatırlayamadım. Ya olsun, senin her yaptığın şey güzel oluyor hayatım. Pilavı da öyle değerlendiririm, yarın akşam çorba yaparım. Tamam, böyle yaparsın. Şimdi oruçluyken de kıyamıyorum, hazır varken de, hadi olmasa. Derin dondurucum da vardı, hadi onu yapayım bari. Şimdi tatlı açılırken biz de böyle camdan bakıyoruz, değil mi? Evet. Camdan cama, ooo camdan ya, cama. Sokağa çıkma yasağı olduğu için bu saygı vurmak bak, lazım. Polis geçiyor ama. Ona geçer. Ben yeni bir iş bulacağım Erdiş'i. Ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Kuryecilik. Yani böyle şey pizza, böyle şey falan böyle yani. Lokant. Kuryecilik de hiç yanlış anlatıyor musun? Sokağa çıkma yasağında da bir polis bir o geziyor baksana. Polis olamayacağımı göre bu yaştan sonra. En son şuradaki pideciye şey otosette kurye elime olarak gireyim. Kurye murye olmaz. Ya başka türlü baksana, sokağa çıkma yasağında bir polisi görüyor. Bir pidecilerdeki kuryeler geziyor motorlu. Uff. Sağlığımız yerinde Allah'a çok şükür. Öyle öyle çok şükür. Evimizde olalım da sağlıklı olalım. Evet. Ateşim mi var kuşacığım senin? Neden bir tanem? Bugün beni çok şaşırtıyor. Hayır olsun bakalım. Allah'ım yarabbim. Evet. Tatlım oldu. Aldım onu borcama. Burada da muhallebisini yapıyorum.
Aynı tencerede yapıyorum muhallebisini. Kemalpaşa haşlarken çok karıştırmazsanız dağılmıyor. Benim sadece bir tane dağılmış. Başka da dağılan olmadı. Muhallebisini yapıp üstüne döküp akşam için hazır olacak. Bakın muhallebim pişti. Sürekli karıştırdığım için hiç topak olmadan gayet güzel pişti. Şimdi birazcık ilk sıcaklığı geçtiği zaman tatlıyla buluşturabilirim. Evet bakın tatlım hazır. Daha son yarım kepçe kadar bıraktım. Onun içine biraz pembe çok hafif gıda boyası koydum. Çok hafif zaten bakın çok hafif belli oluyor. Böyle biraz üstüne pembelik vereyim dedim. Üstüne de çam fasını süsledim. Artık bu soğumaya gidebilir. İftardan sonra çayın yanında biz de eşlik etmeye hazır kendileri. Nasıl bakın? Evet şimdi olan hamburger istediği için şimdi ona karamelize soğan yapacağım hamburgerin içine. Soğanlarımı böyle doğradım. Hemen çok azıcık şeker koyup aygazın altına alıyorum. Soğanlarım karamelize oldu mu yanında köftelerini koyup bir tavada iki iş halledeceğim. Evet böyle soğanlarımıza koyduk şekeri. Birazcık soğanlar öldükten sonra çok hafif yağ koyup iyice karamelize olmasını sağlayacağım. Ondan sonra da kıyıyı toplayacağım. Onları tavanın kalan yerine de köfteleri kızartacağım. Sonra bir yandan da yemeklerimi çıkartayım, ısıtayım. İftara son yarım saat. Bakın bayağı karamelize oldu ama daha devam ediyorum. Daha hala yağ koymadım. Renkleri bayağı böyle değiştiği zaman o zaman yağ ilave edeceğim. Devam ediyor. Yemeklerimi de koydum, ısınıyorlar. Bakın rengi bayağı bir değişti. Bir iki dakika sonra hafif bir yağ ilavesi yapacağım. Ama şu an böyle daha devam ediyoruz. Karamelize soğan böyle yapılıyor işte. Bu aşamada çok az bir yağ koyuyorum ama çok az. Çünkü köfteleri de pişireceğim. Şimdi biraz yağda çevirdikten sonra köftelerin üstüne toplayıp sıvayı kenarda köftelerini pişireceğim. Aynı yağda köftelerin de tadı geçsin istiyorum. Evet böyle topladım soğanlarımı. Burada da köftelerimi kızartıyorum. Böyle yapıyorum. Yağ da böyle köftelere gelmiş oluyor. Bu aşamada bu soğan tarafını biraz aygazın böyle bu tarafına çekiyorum. Tam ateş olan yere köfteleri getiriyorum. Soğanlarım hem yanmamış oluyor hem de aynı tavada ikisini de kızarttık ve pratik olmuş oluyor. Çünkü evde son 15 dakika, 10 dakika hatta. Evet. Şimdi hamburgerlerimi hazırlıyorum. Ketçap istiyor musun hayatım? Evet. Ben tabii ki her zamanki gibi istemiyorum. Karamelize soğanımızı alta koyuyorum baştan biraz. Sen istiyor musun hayatım? Evet. Evet. Ben de koyuyorum kendimkine. Tabii ki mayonez. Tabii ki. Mayonez. Daha kötüsünü diyormuş. Hı? Daha ağırını diyormuş. Ketçap istemiyorum diyor mu ya? Şöyle. Aslında bunu az önce söylediğini söylesene. Ben normalde kendi ekmeğini kendi yapıyorum. Evet. Daha güzel oluyor ama. Eşimin ekmeği daha güzel oluyor. Ama bugün oğlan geç söyledi. Geç söylediği için ben de temizlik yapıyordum. Yetiştiremeyeceğim için. O yüzden mecburen. Mecburen böyle oldu. Evet. Yoksa bana diyor senin ekmeğin daha güzel oluyor hayatım diyor. Bilmiyorum yağ mı çekiyor artık ama. Yok gerçekleri söylüyorum. Gerçekten seviyorum Şahin'i. Çok teşekkür ederim. Çok daha üzerine çok az da böyle marul koyuyorum. Böyle. Üzerine ketçap sokmak ister misiniz? Ben isterim. Mustafa Can zaten ister. Evet. Sorduğum kabahat. Ben de sok. Son dokunuş olarak daha fazla neyi seviyorum? Soğan. Evet, bayılıyorum şu soğana. Kahvaltılarda ama böyle. Mayonez de koyar mısın? Sen mayonez de mi istiyorsun hayatım? Hı-hı. Sen hayatım? Ben istemiyorum. Ben mayonezi biraz sevmiyorum pek. Hadi ben de elimi almıştım, azıcık sıkayım. Kapatıyorum. Ve bakın hazır. Evet bakın sufle kapları çok amaçlı. Kocam Bey kendine bu yazın yaptığım acı biber, sirkeli biber bir de bu domatesli acı biberden çıkarmak istemiş. Ama tercihini sufle kaplarından yana kullanmış.
Neden hayatım böyle yaptın, kaseye koymadın? Allah, su kapı mı? Evet. Evet, bakın su kapları böyle kase olarak da kullanılabilir. Evet. Ay, ay. Güzel yapmış, hadi. Tezgahı da şimdi toplayalım, sokladı. Ezan'a da az kaldı. Haydi bakalım, masamız hazırlanıyor. Sufle kaplarımızla beraber. Aşkım, en çok sevdiğim bardak kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Olsun, kırılsın, ne olmuş hani? Ama kırıldı, tutsaydın ya. Ben sana ödüyorum, kırılmayan bardak aldı. Ne yapacağım şimdi, en sevdiğim bardak kırıldı. Ne yapalım, çok kırılganmış, ne yapalım? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Of, en sevdiğim. Ya olsun, 5 tane var ya. Dağları da kırabilirsin diyorsun yani. Olsun, ben sana bir takımını alırım, evet. Canın sağ olsun. Ay, teşekkür ederim ama çok üzüldüm. Bardağım kırıldı diyorum, çok kırılganmış, ben ne yapayım diyor. Allah'ım. Çok kırılganmış. Yapacak bir şey yok. Aynen, benim gibi çok ince ruhluymuş. Bu kadar kolay kırıldı, canım devam etmiyordu. Aynen. Çıktı, kırıldı. Benim gibi çok ince ruhluymuş. Evet. Ay, gidelim çay demleyeceğim ben, çay içelim bari. Evet, iyi bence de. Aynen. Yarın pazar çünkü. Bu gece oturacağız sahura kadar. Oley! Sahura kadar, ben zaten hep oturuyorum da seninle beraber oturacağız. Kocam Bey'le beraber sahura kadar oturacağız bu gece. Öyle mi? Hı-hı. Hadi bakalım. Kaçmayacaksın yalnız. Ne, uyuma ama. Hı-hı. Vallahi yok, kaçmam herhalde, şu an iyi gibi duruyorum. Geçende de böyle uyutacağım dedim, sonra uyuyakalmışım, onu diyorsun değil mi yani? Hı-hı. Ben gidiyorum, geliyorum şimdi diyorum. Ondan sonra bakıyorsun yataktasın. Allah aşkına olsun Erci, ben gidiyorum geliyorum diyormuşum. Şimdi yatakta bulmuşum, bir de uyuyakalıyormuşum. Bak çok ayıp hayatım, çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Hem bu arada dizide seyrediyoruz. Bir yandan da çay yapacağım inşallah. Ağırlık çoktu. Hadi kalkayım, çayı koyayım bari, olmayacak böyle. Tamam, tamam. Kalktım, kalktım, hadi bay bay. Of, aşkım sen koysana çayı aşkım lütfen. Sen çayı koysana. Tamam, sen demdir artık ya. Allah'ım, maşallah. Bak böyle diyor, sonra nazar değiyor, bardaklarım kırılıyor. Allah Allah. Hadi kalkayım hadi. Koyarım demeseydin demlemeyecektim ama hadi. Seviyorum seni benim canım kocam. Hadi kalkayım, koyayım çayı. Saat 10 oldu zaten. Öf. Evet. Saat kaç? Ya hadi, ben kahvemizi anca içtik ama canım. Şimdi çay saati. Hadi bakalım. Kalkıyorum artık. Evet, şimdi çayımı da demledim. Böyle atıştırmalıklarımı da hazırladım. Tatlılarımız. Bugün yaptığımız, bakın. Kemal Paşa tatlısı, muhallebili, çekirdeklerimiz, çerezlerimiz, böyle hazırladım hepsini. Şimdi çaylarımızı dolduracağız. Artık oturup günün yorgunluğunu, günün özetini kocam Bey'le değerlendirebiliriz. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Benim için yorum yapmanız, beğeni yapmanız, olumlu şekilde eleştiri yapmanız çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.